Bütün Almanca öğrenenlere, sınavlara hazırlanan arkadaşların hepsine merhaba diyorum. İkinci bir Wortschatz videosu ile karşınızdayım. İlk videoda kelime öğrenmenin, kelime dağarcığının geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım. Burada tekrar etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İlk videoda 50 sorudan oluşan bir test çözümü yapmıştım. Bu videoda ise sadece 25 sorudan oluşan bir test çözümü yapacağım. Bu videoların kelime dağarcığınızı geliştirmede size çok faydalı olacağını değerlendiriyorum. Birinci sorudan hemen başlıyorum arkadaşlar. Manus im öffentlichen Raum, yani halka açık, kamuya açık mekanlarda auf einen von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen achten. Diğer kişilere en az 1,5 metrelik bir şeye dikkat edilmelidir. Damit man sich kendini und andere ve diğer kişileri vor infektionen schützen kann, enfeksiyonlara karşı koruyabilmek için. Burada mesafe anlamına gelen bir kelime doğru cevap olacak arkadaşlar. Seçenekte yer alan isimlerin anlamlarını söyleyeceğim. Fortschritt, ilerleme demek. Einbruch, bir yere hırsızlık amacıyla girme anlamına da gelebilir. Bir de azalma, çökme anlamına gelir. Vorsprung, bir adım önde anlamına gelir. Ausgang da çıkış demek. Abstand ise mesafe anlamına gelir. Uzaklık anlamına gelir. Hani şu sosyal mesafeyi koruma deniyor ya arkadaşlar Türkçe'de. Almanca'da da ona Abstand halten ifadesiyle karşılığı veriliyor. Doğru cevap A seçeneğindeki Abstand ismi. İkinci soruya geçelim. Die Liebe, die eine Frau gegenüber empfindet. Bir kadına karşı hissettiği sevgi, aşk, hat bei ihm, onda, onun nezdinde. Die einst losgelassene Lebensfreude. Bir zamanlar azalmış, yok olmuş olan yaşama sevincini wieder, yeniden bir şey yaptırdı. Dikkat edin arkadaşlar, lassen fiili burada ettirgen anlamda. Beleyimin fiili canlandırmak anlamına gelir. Burada yaman bir çeldirici. Beleyimin doğru cevap olabilirdi eğer cümlede lassen fiili olmasaydı. Ona dikkat etmek gerekiyor. Befreien kurtarmak, bir şeyden muaf tutmak anlamına da gelir. Aufheben kaldırmak, iptal etmek. Auferstehen dirilmek demek. Widerspiegeln de yansıtmak demek. Burada diriltmek, canlandırmak anlamını verdiği için lassen fiili birlikte doğru cevap dirilmek anlamına gelen auferstehen fiili. Lassen fiilinin ettirgen anlamını bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya birkaç tane basit örnek yazayım. Ich lasse mein Auto waschen. Arabamı yıkatıyorum. Yani ben yıkamıyorum, bir başkasına yaptırıyorum bu işi. Ben Bosna Hersek'te Boşnak subay ve astsubaylara Türkçe eğitimi de verdim. Boşnakça'da bu ettirgen yapı yokmuş. Bu yapıyı öğretirken Boşnaklardan şöyle bir tepki aldım. Ya dedim, bu Türkler ne kadar zengin insanlar. Hatta neden diye sordum. Dedim, bir başkasına o işi yaptırıyorsanız bunun ücretini karşında vermek zorundasınız. Bu anımı da sizlerle bu vesileyle paylaşmak istedim. Unutmayın arkadaşlar, lassen fiili normalde bırakmak anlamına gelir. Fakat ikinci fiille kullanıldığında ettirgen bir işlev yerine getirir. Eylemi sizin değil bir başkasının yaptığını ifade eder. Lassen fiili modaverb gibi kullanılan bir fiildir. Mesela bir de perfect ile ilgili bir örnek yapayım. Ich habe meinen Wagen warten lassen. Dikkat edin. Yardımcı fiil olarak modaverb'lerde biliyorsunuz perfekte haben kullanılır. Asıl fiil mastar halde olur ve modaverb'de mastar halde olur. Lassen fiili de modaverb gibi kullanıldığı için onun da yapısı perfekte aynıdır. Polis kan perfect için değişen bir şey olmaz. Habe yerine hatte demem gerekirdi. Burada wartın beklemek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakımını yapmak anlamı da vardır. Arabamın bakımını yaptırdım
Bu hususlara dikkat ederseniz çok iyi olur. Hemen üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru da arkadaşlar, şu hususlara dikkat edin. İlk videoda da söylemiştim. Fiil sorularında fiilin zihni bir fiil olması, herhangi bir prepozisyon alıp almaması bu tarz soruların çözümünde önemli olduğunu belirtmiştim. Bakın bu soruda boşluğa gelecek olan fiil zihni bir fiil olacak ve für edatını isteyecek. Investment funds sich für alle die wenig Erfahrung mit Aktien haben. Bakın hisse senetleriyle az tecrübesi olan und kleinere Vermögen besitzen ve daha küçük, daha az mal varlığına sahip olan herkes için bir şeydir. Şuraya not edeyim ben hemen. Sich eignen für. Uygun olmak demek. Bir şey için ya da birisi için. Bir de buna eş anlamlı bir yapı var. Onu da not edeyim. Taugunsu. Bu da bir şeye elverişli olmak demek. Eş anlamlı arkadaşlar bu iki fiil. Her ikisinde bilmenizde fayda var. Zaten sich eignen für fiilinden türetilmiş eignet sıfat ya da zarf olarak kullanılan bir kavram. Anlamı da uygun. Bu kelime hepinizin tanıdığını düşünüyorum. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacak. Existieren var olmak. Şunu unutmayın. Existieren fiili zihle hiçbir zaman kullanılmaz. Vernichten yok etmek. Tilgen bu da yok etmek anlamına gelir. Borcu ödemek anlamına da gelir. Wiederlegen son derece önemli bir fiil ve çürütmek anlamına gelir. Hemen şuraya not edeyim bunu. Şöyle yazalım. Behauptung. Bir iddiayı, bir tezi çürütmek. Yani fiziki anlamda çürütmek değil. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Dördüncü soruda seçeneklere baktığımız zaman bir feste Verbindung yapısının sorulduğunu yani benim sorduğumu anlıyoruz. Soruların tamamını ben kendim hazırlarım arkadaşlar. Bu feste Verbindung yapılarında bilinmesi son derece önemli. Bir de bununla ilgili bir video çekmiştim ben. Ona da göz atmanızda fayda var. Çünkü YDS sınavında bir tane mutlaka feste Verbindung yapısı soruluyor. Artı metinlerin içinde de karşınıza çıkabilir. Okuduğunuzu anlamadığınız için bu yapıları bilmenizde fayda var. Çok böyle kıyıda köşede kalmış olan yapılar sorulmuyor. Çok sık kullanılanları soruluyor. Onları zaten ben video olarak da sizlerin istifadesine sunmuştum. Şimdi ben bunların tek tek not alacağım. A seçeneğinde yer alan sonra da cümlenin anlamına bakacağız arkadaşlar. In betrieb nehmen. Çalıştırmak demek. Bir makine olursa çalıştırmak anlamına gelir. Bir tesis, bir fabrika olursa da işletmeyi açmak demek. Surate sin danışmak demek. Bunlar Türkçe'de hep yazıyorum arkadaşlar. Infrage stellen eş anlamlarını da yazayım. Hinterfragen Hintergehen, sorgulamak demek. Yani doğruluğunu sorgulamak. Doğru mu, yanlış mı? Yoksa birisini bir suçluyu alıp sorgulamak değil arkadaşlar. O ins Verhör nehmen demek. Onu da yazayım isterseniz şuraya. Türkçe yazayım şunu suçlu diye. Sorgulamak. In Aussicht stellen. Bu da vaat etmek demek. Yani söz vermek demek. Almanca olarak da Versprechen karşılığında yazdım. Zur Verfügung stellen ise tahsis etmek demek. Emrine vermek. Önceki videoda vardı arkadaşlar. Açıklamasını yaptım ben. Oraya lütfen bakın. Şimdi bakın.
Seçeneklerde yer alan yapıları fiilleriyle birlikte yazdım. In betrieb nehmen, işletmeyi açmak. Surate sin, danışma. Infrage stellen, sorgulamak. Yani doğruluğunu ya da yanlışlığını. In aussicht stellen, vaat etmek. Surfafium stellen de emrine tahsis etmek, emrine vermek, emrine amade kılmak. Şimdi burada bakın stellen fiili var. Dolayısıyla doğru cevap ya infrage stellen olacak, ya in aussicht stellen olacak ya da surfafium stellen olacak. A ve B seçenekleri stellen fiiliyle kullanılmadıkları için otomatik olarak elenirler. Şimdi anlamına bakalım. In der klimatologischen Forschung selbst, yani iklim araştırmasında finden sich bulunmaktadır. Nur sehr wenige Wissenschaftler, çok az sayıda bilim insanı. Die bu bilim insanı den anthropogenen Klimawandel, insan kaynaklı, insanın neden olduğu, antropogen bu anlama gelir. Antropoloji kelimesinden de yola çıkın arkadaşlar. İnsanın kökenini araştıran bir bilimdir. Wandel değişiklik, değişim demek. İklim değişikliğini bakın vaat eden olmaz, tahsis eden de olmaz. Burada sorgulamak yani. Bu gerçekten de böyle bir iklim değişikliği var mı yok mu? Çok az sayıda bilim insanı bunu sorguluyormuş. Olmadığını düşünüyormuş. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği. Beşinci soruya bakalım şimdi. Es liegt auf der Hand. Auf der Hand liegen açık olmak demek arkadaşlar. Aşikar olmak demek. Bir kalıptır bu. Ne açıkmış? Das inhaftierte Menschen, yani tutuklu insanların, hapishanede bulunan insanların von der Teilhabe am Gesellschaftlichen Leben, toplumsal hayata katılımdan rigoros, acımasız bir şekilde, sert bir şekilde bir şey oldukları. Şimdi şıklara bakalım. Ausgeschlossen birçok anlama gelen çok önemli bir zarftır arkadaşlar. Bir mümkün olmayan, imkansız anlamına gelir. Bir de dışlanmak anlamına gelir. Burada bakın bu uydu. Integriert, entegre olmuş. Bu insanlar entegre olmuyorlar. Zaten entegre olsaydı şu von edatı yerine in edatı gelirdi. Abhängig fonla kullanılır ama toplumsal katılıma, hayata katılımdan sert bir şekilde bağımlı olan, bakın anlamdan uymuyor. Einflussreich, nüfuzlu, etkili demek. Betroffen, o da fonla kullanılır. O da etkilenmek demek. Doğru cevap ya Adana ya da Edirne. Cümleyi çok iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Bir bakalım. Yani tutuklu insanların, yani hapishanede yatan, bulunan insanların toplumsal hayata katılımından sert bir şekilde etkilendikleri açıktır. Bakın uymadı. Toplumsal hayata katılımdan dışlandıkları açıktır. Daha anlamca Betroffen'a göre uyuyor. O yüzden doğru cevap Ausgeschlossen. Bir sonraki soruya bakalım. Es ist manchen europäischen Ländern gelungen. Bu gelingen fiilinin yapısını daha önceki videolarımda göstermiştim. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Bazı Avrupa ülkeleri başardı. Cümle zor bir cümle değil. Aus der von Müll. Çöpün bir şeyinden enerji su gebenin enerji eldesini başardılar. Bakalım şimdi seçeneklerde yer alan kelimelerin anlamlarına. Füzyon, birleşme demek. Verarbeitung, işleme. Versehrung, tüketme. Anordnung, düzenleme. Karar verme anlamı da var. Kollizyon da çarpışma demek. Burada çöpün işlenerek enerji elde edilmesi söz konusu olduğundan doğru cevap B seçeneğindeki Verarbeitung ismi. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu cümleye bakalım. Ya bazı arkadaşlar yorumlarda şöyle yazmış. Hocam diyorlar cevabı hemen vermeyin. Ama hemen belirteyim. Videonun başında söylemeyi unuttum ben. Bu metinleri bir şekilde paylaşıma sunuyorum arkadaşlar. Yine o videonun altındaki üçgen şekline tıklayarak bu metne ulaşma imkanınız var. Cevap anahtarını da koyuyorum. O yüzden önce siz bu testi çözün. Daha sonra videosunu izlerseniz çok daha faydalı olur.
O yüzden biraz hızlı yapacağım. Kusura bakmayın. Çok zamanım da yok. Söyledim size. Hukuk çeviri kursum var. Haftanın 4 günü. Hukukçu arkadaşlarla çalışıyorum yazın. Çok zamanım kalmıyor. Yine ben belirteyim. Kasım ayında 7 Kasım'da YDS kursunu açacağım kısmet olursa. İlk defa online kurs vermiş olacağım. Bu sisteme de yavaş yavaş alışıyorum. Virüsten dolayı. Ben normalde online eğitime sıcak bakan bir insan değildim. Hep örgün kurs verdim şimdiye kadar. Fakat virüsten dolayı artık örgün kurs verme imkanım şimdilik yok. Bu nedenle de online kurs açmak durumunda kalacağım. Hemen soruya bakalım arkadaşlar. Das heutzutage viele Atomkraftwerke in Europa durch erneuerbare Energieanlagen werden. Günümüzde Avrupa'daki birçok nükleer santralin Atomkraftwerk nükleer santral demek durch erneuerbare Energieanlagen yenilenebilir enerji tesisleriyle bir şey yapıldıkları Lessig Beobachten gözlemlenmektedir. Besetzen işgal etmek demek. Yer içinde kullanılır. Almanca ilk başladığınız zaman öğretmişlerdir size. Ist der Platz frei oder besetzt? Bu yer boş mu yoksa dolu mu anlamında? Yani işgal edilmiş mi anlamında? Einsetzen kullanmak demek, başlamak demek. Aussetzen birçok anlama gelir arkadaşlar. Datifle kullanılırsa maruz bırakmak demek. Birisini işten çıkarmak anlamına dahi gelir. Durdurmak, kesmek anlamına da gelir. Bu anlamlarını bilin arkadaşlar. Aussetzen fiili sık sorulan bir fiildir. Ferz etsin, birinin yerini değiştirmek anlamıyla birisini bir yerden bir yere atamak anlamına gelir. Mesela Ankara'dan Hakkari'ye atamak gibi. Erz etsin de yerini almak, eski deyimle ikame etmek anlamına gelir. Ben kursta öğrencilere bu fiilin önemli olduğunu hep vurgularım ve şu örneği veririm arkadaşlar. Nix kan. Akılda kalır zaten. Bir önceki videoda söylemiştim ben. Kelime öğrenirken böyle basit kısa cümleler kurun. Daha iyi aklınızda kalır diye. Bakın çok basit bir örnek yazdım. Nix candi mutamiş erzensin. Hiçbir şey anne sütünü ikame edemez. Yani hiçbir şey anne sütünün yerini tutamaz. Yerini alamaz. Burada nükleer santrallerin yerine yenilenebilir enerji tesisleri kuruluyor. Onların yerini bunlar alıyor arkadaşlar. Doğru cevap Erzetsin fiili. İkinci soruya bakalım. Der Erbschein, veraset ilanı ya da mirasçılık belgesi. Ist in Deutschland, Almanya'da eine amtliche Urkunde, resmi bir belgedir. Die bu bölge für den Rechtsverkehr feststellt. Hukuki işlemler için tespit eder. Bakın nesne olmadığı için bir isim cümleci yapısı gelmiş. Wer Erbe kimin mirasçı olduğunu und welchen Verfügungsbeschränkungen dieser bu kişinin hangi tasarruf sınırlamalarına şuradaki datifi görün arkadaşlar. Welchen ibaresinden isim çoğul Beschränkungen buraya datif alan bir fiil gelecek. Unterliegen tabi olmak demek, bir şeye tabi olmak datifle kullanılır. Doğru cevap zaten bu. Unterkommen bir yerde barınmak anlamına gelir. Bakın bu fiilden türemiş bir isim var. Onu hemen yazayım şuraya. Die Unterkunft. Barınak demek yani kalacak yer demek. Unternehmen yapmak, girişimde bulunmak. Unterbringen de birini bir yerde barındırmak, yatırmak anlamına gelir. Yani unterkommen fiilinin işlev olarak karşıt işlevini ifade eder. Yani mesela kaufen satın almak, verkaufen satmak, mietin kiralamak, vermietin de kiraya vermek. Onun gibi unterkommen bir yerde kalmak, barınmak, unterbringen de birini bir yerde barındırmak. Unterlassen çok önemli bir fiildir. Bir şeyi yapmamak, yani yapması gereken bir şeyi yapmamak, göz yummak, safsaklamak, ihmal etmek unterlassen arkadaşlar son derece önemli bir fiil. Anlamını mutlaka öğrenin. Burada tabi olmak anlamıyla doğru cevap unterliegen. Dokuncu soruya gelelim. O ilk teste göre cümleler biraz daha uzun bu testte. Giderek zorlaşacak. Bir video daha çekeceğim arkadaşlar. O videoda cümleler daha zor olacak. İnhabe eines Diplomaten Passes oder Dienst Passes. Diplomat pasaportu ya da hizmet pasaportu sahipleri.
Benötigin für Reisen, seyahat için, im Gegensatz zu anderen Bürgern, diğer vatandaşların aksine, oftmals, sıklıkla, kein Visum, vizeye ihtiyaç duymazlar. Weil, çünkü, sie, bu kişiler, nicht im Stehen. Burada da bir fesleferminlik yapısı var arkadaşlar. Auswirtschaft için göründüğün ein Wandern zu wollen. Ekonomik sebeplerle o ülkeye girmek ya da seyahat etmek istediklerine dair bir şey içinde bulunmazlar. Bildschirm, ekran demek. Schutzwall, koruyucu duvar. Bedarf, ihtiyaç. Finanzamt, gelir idaresi, maliye de diyebiliriz. Ferdach da şüphe, zan demek. Doğru cevap şüphe anlamına gelen ferdaht kelimesi. İm ferdaht deyin kalıptır. Zan altında bulunmak, şüphe altında bulunmak. Bu kalıpları öğrenin arkadaşlar. 10. soruya geçiyorum. Heute, günümüzde, ist eine Vielzahl von Medikamenten vorhanden. Çok sayıda ilaç mevcuttur. Vorhanden, mevcut demek. Die, bu ilaçlar einerseits, bir yandan, den Ausbruch einer allergischen Reaktion verhindern. Alerjik reaksiyonun çıkmasını, Ausbruch çıkma, patlak verme anlamına gelir. Ausbrechen fiilinden türemiş bir isimdir. Verhindern, alerjik bir reaksiyonun çıkmasını engellerler bu ilaçlar. O da ya da die, bu ilaçlar die ausgebrochene allergische Reaktion. Çıkmış bir alerji reaksiyonu milden hafifletir. O da sogar abbrechen. Hatta kesintiye uğratır. Abbrechen kesintiye uğratmak demek. Kaum neredeyse hiç anlamına gelir arkadaşlar. Şöyle basit bir örnek vereyim. Gestern Nacht habe ich nicht geschlafen. Dün gece uyumadım. Yani gözümü kırpmadım. Hiç uyumadım. Gestern Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen da diyebilirim. Hiç problem değil. Ama kaumla kullanırsam şu nicht'i menini değiştireyim. Aynı ifadeyi kaum kelimesiyle de yazacağım. Gestern Nacht habe ich kaum geschlafen. Dün gece neredeyse hiç uyumadım. Uyumuşum belki bir 15 dakika, 20 dakika. Yani bir kestirme yapmışım, şekerleme yapmışım, o kadar. Aradaki fark bu arkadaşlar. Nicht bir cümleyi tamamen olumsuz yapar. Kaum %95-96 diyelim. O civarda olumsuz yapar. Neredeyse hiç çıkmamış alerjik bir reaksiyonu hafifletir. İyi de çıkmamış bir reaksiyonu nasıl hafifletecek? Önce bu reaksiyon ne yapması lazım? Çıkması lazım. Eğer daha ziyade çıkmış, noch nicht henüz çıkmamış, çıkmadıysa niye hafifletsin? Mantıksız. Demnächst yakında çıkmış olan anlamsız. Yakında çıkacak olan deseydi belki doğru cevap olurdu. Burada bakın ausgebrochen Partisip 2 belki biliyorsunuzdur. Pasifi yapılamayan bir fiil Partisip 2 yapısında kullanılırsa zamanın geçmiş zaman olduğunu ifade eder. Bereits de çoktan anlamına gelir. Schon ile eş anlamlıdır. Längs ile eş anlamlıdır. Şunları ben bir yazayım arkadaşlar şuraya. Schon kelimesini hepiniz biliyorsunuzdur. Bereits ve längs kelimelerini bilmiyor olabilirsiniz. Bunları Türkçe'ye çevirmek de biraz zordur arkadaşlar. Çoktan diye çevirmeyiz genelde. Ben mesela şöyle çevirirdim. Zaten çıkmış olan alerjik bir reaksiyon hafifletir ya da hatta kesintiye uğratır. Bazen hali hazırda, çoktan, efendim söyleyeyim, zaten diye Türkçe karşılıklarını vermek mümkün. On birinci soruya bakalım.
Umayna alergi behandeln sukörünün bir alerjiyi tedavi edebilmek için Mus Erst verdim. Önce şu yapılmalıdır. Durch welche Substanzen sie ausgelöst. Bu alerjiye hangi maddelerin yol açtığı ya da hangi maddeler tarafından tetiklendiğinin tespit edilmesi gerekir anlamına gelen fiil olacak. Ermitel tespit etmek demek. Bir de soruşturma yapmak anlamı da var. Unterbrechen kesintiye uğratmak. Vereiteln boşa çıkarmak. Vergeuden israf etmek. Entgehen datifle kullanılır. İki anlama gelir. Bir kaçıp kurtulmak, bir de gözden kaçırmak anlamına gelir. Vergeuden'un eş anlamlarını yazayım. Verschwenden, israf etmek diyelim. Entgehen için şöyle bir örnek yapayım arkadaşlar. Mir entgeht nichts. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Yani ich sehe alles demek. Datifle kullanılır. Onları işaretleyeceğim ben şimdi. Der Dieb ist der Polizei. Entgangen. Hırsız polisin elinden kaçıp kurtuldu. Şu datif olanları bir göstereyim. Bir de beni belki hukukçu arkadaşlar izliyor diye hukukta önemli bir kavram var. Der Entgangene given. Yoksun kalınan kar demek. Bunda da şöyle bir mantık var bakın. Gewinn kar kazanç demek. Entgangen yani sizden o kaçıp kurtulmuş bir kazanç gibi düşünün. O yüzden de yoksun kalınan kar anlamına geliyor. 12. soruya bakalım. Im Hinblick auf den politischen Status der Arktis, Kuzey Kutbu'nun siyasi statüsüne ilişkin olarak ist neben der Eigentumsfrage, yani mülkiyet meselesinin yanı sıra vor allem özellikle die Umweltschutzpolitik, çevrenin korunması politikası aynı tema, bir konudur. Nasıl bir konu bakalım. Angehend, müstakbel demek, yani zukünftig anlamına gelir. Unsichtbar, görünmez. Umstritten, tartışmalı. Abträglich, zararlı. Behutsam, dikkatli. Burada tartışmalı bir konu olduğu için arkadaşlar doğru cevap C seçeneği. Bu umstritten kelimesi de arkadaşlar sık kullanılan ve sınavda da sık sorulan bir kelimedir. Şuraya eş anlamlısını da yazayım. Strittig, umstritten tartışmalı anlamlarına gelir. 13. soruya bakalım. Ziel eines Museums ist es. Bir müzenin hedefi, amacı Gegenstände aus zumeist vergangenen Zeiten, genellikle geçmiş dönemlerdeki objeleri, so einem bestimmten Thema, belli bir konuya ilişkin, genellikle geçmişte ait objeleri, fachgerecht, usulüne uygun olarak, und dauerhaft ve kalıcı bir şekilde aufzubewahren, saklamaktır, yani muhafaza etmektir, und den Besuchern ve ziyaretçilere sunmak, bir şey haline getirmek, yapmaktır amacı. Unzulänglich yetersiz demek. Yani ausreichend demek. Ungenügend demek. Zugänglich erişilebilir. Onların erişimine sunmak anlamında gelir. Ehrlich şerefli, dürüst. Umständlich müşkül, sıkıntılı, güç anlamına gelir. Verwerflich de kötü, iğrenç, işe yaramayan anlamına gelir. Verwerfen zaten çöpe atmak anlamına gelir. Çöpe niye atarsınız? İşe yaramayan bir şey atarsınız. Doğru cevap erişilebilir anlamıyla su genklik. Arkadaşlar bu testteki kelimeler son derece önemli. YDS, YÖKDİ sınavlar için mutlaka bilinmesi gereken kelimelerden ben seçtim. Yani çok böyle temel kelimeler mutlaka bilinmeli. Benim zaten YDS kitabımın arkasında çözümlü antonim ve sinonim testleri var. O kitabımı kullanan arkadaşlar oradan önce bir çalışsınlar. Temel kelimeleri halletmek mutlaka şart.
14. soruya bakalım. Natürliche Sprachen sind nicht statistisch. Doğal diller statistik değildir. Yani durağan değildir. Sondern bilakis unterlegen. Unterlegen fiilini daha önce görmüştük. Tabi olmak demekti. Datifle kullanılıyordu. Hemen şu datifi işaretleyeyim şurada. Aynen ständigen. Ständig de sürekli demek. Sürekli bir şeye tabidir. Auskommen gider demek. Einkommen gelir, Auskommen gider. Yani harcamalarla alakalı. Wandel değişim. Ausdruck ifade. Muster örnek desen. Rückstand geride kalma. Kalıntı anlamı da var. Yani mesela pestisit rückstand gibi düşünün. Pestisit kalıntı yani ziraat mücadele ilacı kalıntısı. Doğru cevap değişim anlamına gelen Wandel. 15. soruya bakalım. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers am 28. Juni 1914, 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturyalı veliahtın öldürülmesi. Thron biliyorsunuz taht demek. Folger de takip eden, tahtı takip eden yani veliaht demek. Yani kral öldükten sonra onun önüne geçecek olan kişi. Führte zum Führungsu neden olmak. Des Ersten Weltkrieges, Birinci Dünya Savaşı'nın bir şeyine yol açtı. Verlauf, süreç demek. Mesela seyir demek. Krankheitsverlauf, hastalığın seyri. Aklınızda kalsın diye bu örnekleri veriyorum. Anlass, vesile demek. Sebep demek. Anlässlich diye bir preposyon var zaten. Vesilesiyle, münasebetiyle anlamına gelen. Veranlass'ın aslında vesile olmak, neden olmak anlamına gelen bir fiil. Konflikt, çatışma, bir dünya savaşının çatışması olmaz. Ausbruch, patlak verme, çıkma. Daha önce şu alerji ile ilgili bir cümlede geçmişti bu. Wettbewerb de rekabet, yarışma demek. Burada bir dünya savaşının çıkması anlamıyla arkadaşlar. Doğru cevap Ausbruch. 16. soruya bakalım. Wirtschaftliche Erwägungen, ekonomik düşünceler, mülahazalar, Verleiten viele Regierungen innerhalb dazu. Dünyadaki pek çok hükümeti şuna yöneltiyor. Leiten fiili yöneltmek demek arkadaşlar. Verleiten da yöneltmek ama kötü bir şeye yöneltme olduğu zaman kullanılır bu. Mesela fuhuşa yöneltmek, kumara yöneltmek. Yani Leiten'dan farkı Verleiten'in bu sadece. Die Gefahr, burada bir relatif var bakın. Der, die Tierwelt ist. Şurada da datif var. Dikkat edin. Nicht wahrzunehmen, yani idrak etmemeye itiyor ekonomik mülahazalar. Hayvan dünyasının bir şey olduğu tehlikeyi. Biraz önce bahsetmiştim ben aussetzen fiili datifle kullanılırsa maruz bırakmak anlamına geliyordu. Hemen doğru cevabı işaretleyeceğim. Şuraya da yazacağım ben. Ausgesetzt sein, maruz kalmak. Dikkat edin. Aussetzen. Birini bir şeye maruz bırakmak. Bakın burada suçtans pasif var arkadaşlar. O yüzden de maruz kalmak anlamına geliyor. Begünstigen kolaylaştırmak demek önemli bir fiildir mutlaka bilin. Entgegen fiilini biraz önce anlatmıştım. O da datifle kullanılır ama burada anlamdan uymuyor. Hayvan dünyasının kaçtığı tehlike, kaçındığı ama cümlenin anlamına uymuyor. Yoksa relatif kısmına uyuyor. Erneuern yenilemek demek. Verbleiben'da kalmak, arta kalmak demek. Doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. 17. soruya bakalım. Dem Staat innerhalb der sozialen Marktwirtschaft, sosyal piyasa ekonomisi içerisinde die Aufgabe su. Şu su örneğine bir işaretleyeyim. Unerwünschte işte, Auswirkungen der Marktwirtschaft zu verhindern oder zu mildern. Piyasa ekonomisinin arzu edilmeyen etkilerini engelleme ya da hafifletme görevi sosyal piyasa ekonomisi içerisinde devlete düşmüştür, devlete verilmiştir. Sukom'un verilmek anlamdan buydu arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Zunehmen artmak. Zuordnen bir gruba tasnif etmek. Zuerkennen tanımak, vermek. Anlam edilgen olsaydı arkadaşlar D seçeneği doğru cevap olabilirdi. Mesela
Deyim ştaat boşluk man diye yazsaydım o zaman doğru cevap deniz olurdu. Su birliğin ve su erkeninin ikisi de eş anlamlı. Tanımak, bahşetmek demek. Şuraya yazayım ben. Su erkeninin eşittir. Su birliğin. Şuraya bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Bakın. Menschenrechte werden allen Menschen auf der Erde zuerkannt ya da zu gebilligt. Aradaki fark bu. Aynı anlama getirmemiz için su common fiiliyle aynı anlama getirmemiz için arkadaşlar cümleyi pasif yapmamız gerekir. Mesela su common'la yapsaydım bu cümleyi Menschenrechte common allen Menschen auf der Erde su şeklinde yazmam yeterli. Bunu da yazayım ben. Auf der Erde yazmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Şunları da renklerini değiştirerekten aradaki farkı çok rahat bir şekilde böylece görebilirsiniz. Su ortamın fiilini bir önceki videoda sormuştum arkadaşlar. Bir gruba tasnif etmek, bir gruptan saymak son derece önemli bir fiildi. 18. soruya bakalım. In der Familie werden die Persönlichkeit, das Fühlen, Denken und soziale Verhalten des Kindes. Bir çocuğun kişiliği, hissiyatı, düşüncesi ve sosyal davranışları so einem großen Teil büyük ölçüde in der Familie aile içerisinde ne yapılır? Bakalım şıklara. Erzetsin, ikame etmekti. Daha önce geçti bu. Yerini tutmaktı. Bechtelim, ısmarlamak, sipariş vermek. Bir de atamak anlamına gelir arkadaşlar. Yani birisini atıyorum mesela müdür olarak atamak, bilirkişi olarak atamak. Erörten, açıklamak, izah etmek. Begleiten, eşlik etmek. Prägen de şekillendirmek demek. Aile içerisinde şekillenir. Zaten cümle bakın edilgen. Şunu işaretleyeyim şöyle. Doğru cevap E seçeneği. Prägen fiili arkadaşlar sık sorulan bir kelimedir. Şekillendirmek demek. Şuraya yazayım ben. Bakın eş anlamlı iki tane fiil yazdım. Prägen fiiline eş anlamlı. Gestalten ve form. Her üçü de şekillendirmek demek. İnşallah yazdıklarım çıkıyordur. Yoksa yeni bir not mu koyayım şuraya? Bir not koyayım arkadaşlar her ihtimale karşı. Çok fazla yazmadım bu test ama yine de riske atmayayım. Sorudayız. Armut, fakirlik, bringt schlechte Gesundheit und mangelhafte Ernährung der Kinder mit sich. Çocukların kötü sağlıklı olmasını ve yetersiz, eksik beslenmesini beraberinde getirir. Mit sich bringen, beraberinde getirmek demek. Şunu da işaretleyeyim hemen. Şuraya da not edeyim arkadaşlar. Mit sich bringen, beraberinde getirmek. Buna benzer bir fiil daha var. Nachsicht. Bunu da öğrenin arkadaşlar. Bunlar hep YDS metinlerinde göreceksinizdir bu fiilleri. Nachsicht de arkadaşlar bir sonucu doğurmak, bir şeyi ortaya çıkarmak. Yani beraberinde getirmek fiiline çok yakın bir anlam taşır. Was bu biliyorsunuz relatif pronomu. Bir önceki cümlenin tamamına gönderme yapar. Bu durum yani fakirliğin çocuklara
kötü sağlıklarının kötü olması ve yetersiz beslenme sonucunu doğurması, getirmesi. Sich auf ihre geistige und soziale emotionale Entwicklung auswirkt. Sich auswirken auf da önemli bir fiil. Onu da şuraya yazayım arkadaşlar. Sich auswirken auf. Bu edatlı fiilleri mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Bir şey üzerinde etkili olmak demek. Çocukların yani onların şuradan zaten çocuklara gittiğini iyilik zamirinden anlıyoruz. Zihinsel ve sosyal duygusal gelişim üzerine etkisi olur. Şimdi bunun nasıl etkisi olur? Tabii ki olumsuz bir etkisi olacak. Unvermeidlich kaçınılmaz. Nachteilig olumsuz. Unerheblich önemsiz. Zuträglich yararlı, faydalı. Yani nützlich ile eş anlamlı. Maßgeblich de önemli. Şu kavramları da yazayım arkadaşlar. Şimdi hazır yeni bir not indirmişken. Von Belang sein eşittir. Von Bedeutung sein. Önemli olmak demek bunlar. Maßgebend. Bu da önemli demek. Eminent. Bu da önemli demek. Relevant, bu da önemli demek. Ausschlaggebend, bu da önemli demek. Bakın önemli anlamına gelen bir sürü kavram var arkadaşlar. Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi olur. Maßgeblich seçenekte yazdığı için yazmadım. Wichtig kelimesini zaten hepinizin bildiğini düşünüyorum. O çok basit bir kelime. Aklınızda kalsın diye bakın şöyle örnek vereyim. Mesela wiegen fiili biliyorsunuz tartmak, tartılmak anlamına gelir. Bu fiilden türemiş olan bir isim var. Das Gewicht. Gewicht de ağırlık demek biliyorsunuz. Bu kavramdan türetilmiştir wichtig. Aklınızda kalsın diye bu örneği veriyorum. Bazen böyle öğrenmek de yani normalde ağırlıklı anlamına geliyor. Gewichtig. Gewichtig kavramı da kullanılıyor. G'si düştüğü zaman işte bir şey ağırlıklıysa arkadaşlar önemlidir. Aklınızda bu şekilde kalır diye düşünüyorum. Tabii wichtig kavramı çok basit bir kavram ama nereden kaynaklandığını etimolojik olarak bilirseniz çok daha böyle kelimeler kalıcı olur. Şu erheblich'i de yazayım şuraya. Mesela erheblich kavramı hukukta çok önemli bir kavramdır. Erheblich ve unerheblich kavramları. Bu durumda arkadaşlar olumsuz anlamına gelen nachteilig kelimesi. Bir de şunu unutmayın. Aklınızda mutlaka kalmıştır. Vorteil zıttı da nachteildir biliyorsunuz. Vorteil avantaj. For önde demek. Teil parça kısım. Önde olan parça daha avantajlı. Nach arkada. Arkada kalan kısım daha dezavantajlıdır. Nachteilig de Nachteil isminden türemiş bir sıfat ya da zarftır arkadaşlar. Aklınızda kalır. Anlamı da olumsuz demek, negatif demek. 20. soruya bakalım. Beim Fernstudium, uzaktan eğitimde, im Gegensatz zum Präsenzstudium, örgün eğitimin aksine, yani yüz yüze yapılan eğitimin aksine, der größte Teil des Studiums, eğitimin büyük kısmı, abseits des Campus, yani kampüsün uzağında yapılır. Beschreiben tanımlamak, Einstein oluşmak, Erfolgen meydana gelmek, yapılmak, gerçekleşmek, Unterricht'in ders vermek, anlatmak, ders anlatmak, Gewähren sağlamak. Şimdi bakın, Unterrichtet'i şöyle doğru cevap yapabiliriz. Beim Fernstudium unterrichtet man. Yani edilgen kullanırsam doğru cevap olur. Şimdi doğru cevap ya Bursa ya da Ceyhan. Çok iyi anlamak gerekiyor cümleyi. Bakın eğitimin büyük kısmı kampüsün dışında oluşur mu, yapılır mı? Hangisi sizce daha uygun? Oluşur burada pek uymuyor arkadaşlar. Çünkü orada bir süreçle ortaya çıkan bir şey yok. Orada bir faaliyet yürütülüyor. Faaliyet yürütüldüğü için arkadaşlar doğru cevap
C seçeneği. Bu fiile lütfen dikkat edin. Erfolgu hep başarı diye öğrendiğiniz için başarmak gibi falan anlam yükleyen arkadaşlar çıkıyor içinizden. Erfolgun asla başarmak anlamına gelmez. Bakın anlamlarını ben bir daha söyleyeyim. Olmak demek. Yani stattfinden, passierenden hiçbir farkı yok. Ona lütfen dikkat edin. Sonuçlanmak anlamına da gelir. Zaten Erfolg asıl anlamı sonuçtur. O yüzden başarı anlamını da bünyesinde bulundurmaktadır. Erfolg yapılmak anlamına gelir. Perfekte kullanırsanız arkadaşlar sein fiiliyle kullanırsınız. Mesela ein Unfall ist Erfolg. Bir kaza meydana geldi. Bir kaza oldu. Peki. 21. soruya geçelim. Depresse basın hat sahiptir. In eine demokratischen Gesellschaft, demokratik bir toplumda. Aynen wesentlichen auf die Öffentlichkeit. Bakın burada auf edatı var. Buradan yola çıkabiliriz. Mesela auf'la kullanılan bakın Einfluss var. Bir de Anspruch var. Hızlı bir şekilde gösterdim ben. Kamuoyu ve siyasi kararlar. Basının demokratik bir toplumda esaslı bir Anspruch arkadaşlar hak talebi demek, iddia demek. Kamuoyu üzerinde ve siyasi kararlar üzerinde esaslı bir ya da önemli bir iddiası vardır. Bakın uymuyor anlamına. Hakkı vardır, talebi vardır, uymuyor. Doğru cevap etki anlamına gelen Einfluss. Daha önceki soruların birisinde Zugänglich vardı. Onun isim hali Zugang, erişim. Vorgang iki anlama gelir. Biri olay, diğeri süreç. Anspruch'u söyledim. Önemli bir kavramdır. Auf edatıyla kullanılır. Einsatz'da kullanılır. Bakın şu Anspruch'la ilgili bir örnek cümle yapayım arkadaşlar. Wenn jemand arbeitslos wird, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld. Bakın bir kimse işsiz kalırsa, işini kaybederse işsizlik parasını almayı hak eder. Almayı talep edebilir. Alma hakkına sahiptir. Anspruch auf edatıyla kullanılır. Sınavlarda soruluyor arkadaşlar. Bazen preposyonun edatını soruyorlar. Bazen ismini soruyorlar. Bunları böyle okuyor okuyor yavaş yavaş öğreneceksiniz. Allah kolaylık versin size. 22. soruya geçelim. Ve Monat dich wenige als die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens seines Landes. Her kim ülkesinde ortalama gelirinin yarısından daha azına ayda sahipse, Surfverfügung kavramı burada sahip olmak anlamında arkadaşlar. Yani ona tahsis ediliyorsa. Nach der Definition der Welt, İngilizcesi o, World Health Organization, yani World Gesundheits Organization, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tanımına göre als arm, fakir olarak, errichtet kurmak demek. Şuraya bunları yazayım. Yani inşa etmek anlamıyla bauen demek. Ferdinin kazanmak. Yalnız Gebinin'den farkını mutlaka biliyorsunuzdur. Ferdinin alın teriyle kazanmak, Gebinin biraz havadan kazanmak. Mesela piyangodan para kazandım deyince Ferdinin fiili kullanılmaz. Gebinin kullanılır. O ayda 2000 euro kazanıyor dersek Gebinin kullanılmaz, Ferdinin kullanılır. Ferdinin bir anlamı da hak etmek. Bezeichnen als eşittir nennen. Hemen bir bilgi vereyim arkadaşlar. Nennen hiçbir zaman als ile kullanılmaz. Bunu unutmayın. İkisi eş anlamlıdır. Bir şey olarak nitelemek, tarif etmek, anlatmak anlamına gelir. Bakın burada da bezeichnen'e doğru cevap yapabilmeniz için arkadaşlar cümleyi edilgen yapmamız lazım. Mesela şu boşlukla nah arasına bir man yazarsam o zaman doğru cevap deniz de olur.
Yani Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tanımına göre fakir olarak nitelendirilir. Betrağında meblağ tutmak demek. Şu Betsayh'ın Alis ve Nen'in fiillerini arkadaşlar mutlaka öğrenin. Nen'in hiçbir zaman Alis ile kullanılmaz. Bu hususa lütfen dikkat edin. Şuraya da Geltin Alis'i yazayım. Onu özellikle atladım çünkü doğru cevap olduğu için. Sayılmak olarak kabul edilmek diye Türkçe'ye çevirin diye daha önceki videolarda bunu ısrarla vurgulamıştım. Geltin, geltinfür geçerli olmak ama als ile kullanılırsa geltin fiilini geçerli olmak diye tercüme etmeyin. Sayılmak ya da olarak kabul edilmek diye Türkçe'ye tercüme edin demiştim. Bir kez daha diyorum. Bu tanıma göre arkadaşlar doğru cevap geldi. Renkleri değiştire değiştire gidiyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. 23. sorudayız. Mit den neuen Verkehrsmitteln wie Eisenbahn, Automobil und Flugzeug. Demir yolu, işte karayolu, otomobil diyor burada. Flugzeug, uçak, hava yolu gibi yeni ulaşım araçları ile Wo dedi für schnelles und bequemes Reisen geschaffen. Hızlı ve rahat yolculuğun bir şeyi yaratıldı, gerçekleştirildi. Schaffen biliyorsunuz yaratmak demek. Angabe veri, Strecke güzergah, Distanz uzaklık, mesafe. Yani Abstand da eş anlamlı. Birinci soruda vardı. Beförderung taşıma, nakliye etme. Yani Transportierung demek. Voraussetzung da şart. Koşul. Şunu hemen söyleyeyim arkadaşlar. Voraussetzung'dan sonra mutlaka bir für edatı olur. Bu bir çeviri tekniğidir. Für'ü çevirmeyin. İsim tanımlaması varmış gibi tercüme edin. Bakın ben bu cümleyi bir kez daha Türkçe'ye tercüme edeyim. Demir yolu, karayolu, hava yolu gibi yeni ulaşım araçlarıyla ya da tren, otomobil ve uçak gibi yeni ulaşım araçlarıyla hızlı ve rahat yolculuğun şartı, ön koşulu yaratılmıştır. 24. soruya bakalım. Şu auf edatını hemen işaretliyorum. Şurada datif var. Bakın auf edatını isteyecek ve datif isteyecek. Çünkü isim çoğul. Der Wert, die Werte. Bakın Grundwerten dediğine göre datif halden etkilenmiş bu çoğul isim. Die Frage auf welchen Grundwerten eine Rechtsordnung, bir hukuk düzeninin hangi temel değerlere bir şey olduğu sorusu betrifft das Problem. Şu problem ile ilgilidir. An welchem Maßstab sie gemessen werden muss? Hukuk düzeninin hangi kıstasa göre ölçülmesi gerekeceği problemiyle ilişkilidir. Şu fiilleri ben not edeyim arkadaşlar şuraya. Bakın. Dayanmak anlamına gelen Almanca'da çok sayıda fiil var. Bunların bir kısmını buraya yazacağım. Basieren auf datif. Fundieren auf datif. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Beruhen auf datif. Aufbauen. Bunlar da sınavlarda çok sık karşımıza çıkar. Sorulur bir de. Datif. Bakın dördü datifle kullanılıyor. Basieren, fundieren, beruhen, aufbauen. Bir tane edatlı fiillerle ilgili bir video çekmiştim. Sanırım ben bunu açıklamıştım ama bir kez daha hatırlamanız için yeniden vurguluyorum. Sich beziehen auf akkusativ. Sich berufen auf akkusativ. Bir şeye dayanmak demek. Hepsi bir şeyle ilişkili olmak anlamı da vardır ama genelde dayanmak diye öğrenin. Ama başka fiiller de var arkadaşlar. Sich gründen auf, fußen auf, sich stützen auf, onları yazmıyorum. 6 tane fiil var. Kursa da ben hep böyle öğretirim öğrencilere. Arkadaşlar ilk etapta şu 6 fiili mutlaka öğrenin diyorum. Size de aynı şeyi söylüyorum. Bu 6 fiili mutlaka öğrenin. Basieren auf, fundieren auf, beruhen auf, aufbauen auf, dördü datif, sich beziehen auf, akkusativ, sich berufen auf,
akuzatif. Zihli olanlar akuzatif, zihsiz olanlar datif. Böyle öğrenebilirsiniz. Buna göre A şıkkı olamaz. Çünkü zih yok. Akuzatif istiyor. Aynı şey sadece zih bitsiğini yazmamışım şıklara. Beşiktaş'ın avuf var arkadaşlar. Datifle kullanılır. Onu da not edeyim şuraya. Beşiktaş'ın avuf datif eşittir. Behar'ın avuf datif bir konuda ısrar etmek demek. Berun yazdım zaten. Dayanmak demek. Bitrate'in girmek. Preposton istemez. Bunu bir videoda açıklamıştım. Eintreten edat ister ama Bitrate'in istemez. B öneki edatı kaldırır diye açıklama yapmıştım. Beleğin de belgelemek, bir yeri işgal etmek, bir yere işte ne bileyim yer kaplamak anlamına gelen bir fiil. Doğru cevap C seçeneğindeki, şunu kırmızıyla yapayım. Beirut. Son soruya bakalım arkadaşlar. De Europäische Rechnungshof, Avrupa Sayıştayı. Ist für die Rechnungsprüfung sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Union. Avrupa Birliği'ndeki sämtlich bütün demek, alleli eş anlamlı. Einnahme gelir, Ausgabe gider harcama. Bütün gelir ve harcamaların hesap incelemesi için şu füre bakalım. Vakant boş demek. Yani unbesetzt demek. Şuraya yazayım. Daha önce besetzt dolu olarak size izah etmiştim. Yani mesela eine vakante Stelle, boş bir kadro. Eine unbesetzte Stelle, boş bir kadro. Eine besetzte Stelle, dolu bir kadro. Besetzt de zaten şıklara yazmışım dolu anlamıyla. Verdächtig, şüpheli demek. Verdacht ismi daha önceki sorularda geçmişti. Şüphe zan anlamına geliyordu. Zuständig, yetkili demek. Skeptisch de şüpheli demek. Yetkili anlamıyla arkadaşlar. Doğru cevap Zuständig. Hemen Zuständig'in eş anlamlısını da yazayım. Bir dakika, nerede kaldım? Niye böyle oldu ki? De befugt kelimesi var arkadaşlar yetkili anlamında. Kompetent de aynı anlamına gelir. Verantwortlich sorumlu demek. Kelimeleri öğrenirseniz çok iyi olur. Yetkili, verantwortlich. Bu da sorumlu. Bunları not etmiş oldum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diliyorum.